Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Duyduğunuz gibi benim de sesim çok şükür düzeldi arkadaşlar. İyileştim diyebilirim. Öyle bugün de açılışı sizlere şöyle güzel bir kahvaltı tabağıyla yapıyorum. Biz sabah erkenden uyandık arkadaşlar. 7 gibi uyandım ben. Tabii bebek olunca, çocuk olunca uyutmuyor. Uyanır uyanmaz arkadaşlar zaten çamaşır makinesinin sesini duyuyorsunuz. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Yine yıkanacaklar var. Onları asacağım. Tekrar bir makine daha atacağım arkadaşlar. Ama öncesinde hemen bir kahvaltımı yapayım. Çocukların da karnını doyurayım. Sonrasında da günümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Ve yine sabah sabah ben ocağa meyve suyu bıraktım. Şimdi o da görüyorsunuz kaynamak üzere. Biraz kaynasın. Hemen toz şekerini ekleyeceğim. Ebrail'e kaç gündür benden meyve suyu istiyordu. Ben de dedim hemen yapayım soğusun. Böyle öğleden sonra da güzel güzel içsin diye düşündüm. Esmem Sare ile birlikte. Öyle ben şimdi işlerimi halletmeden önce kahvaltımı yapayım. Sonra işlerimi halledeyim. Artık bir yerde.
Arkadaşlar ben sonunda mutfağı bitirdim. Bakın şöyle hallettim, düzenledim. Bulaşık makinesini boşalttım. Tekrar kirlileri makineye yerleştirdim. Sonrasında arkadaşlar görüyorsunuz gayet düzenli oldu. Burada da sabah göstermiştim. Meyve suyunu yaptım arkadaşlar. Şekerini falan ekledim. Gerçekten mükemmel oldu. Öyle şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Şu an hala biraz sıcak. Biraz daha ılık hale gelsin. Sonra çocuklara vereceğim. Şimdi geri kalan işlerimizi yapmaya devam edelim. Arkadaşlar oturma odasını da süpürdüm. Şu televizyonu falan da sildim. Topladım. Şimdi geri kalan işlerimize devam ediyoruz. İşlerimi hallettim. Geldim çocuklara şöyle bir arı öğün hazırlıyorum. Meyve vereceğim arkadaşlar. O da sadece muz istediler. Şimdi ben onların muzlarını yedireceğim arkadaşlar. Sonrasında bu arada çamaşırlarımı astım. Bir makine daha çalışıyor. O da bitmek üzere zaten. İşte evi süpürdüm. Mutfağı hallettim derken bayağı bir iş yapmış oldum arkadaşlar. Günün menüsünü de daha belirlemedim. Bakalım ne yemek yapacağım bilmiyorum. Yine biz kadınların büyük sorunu yemek düşünmek. Bugün ne pişirsem diye. Bakacağım yine menümü sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Öncesinde ben çocukların muzlarını yedireyim. Sonrasında da tekrar görüşelim.
Arkadaşlar havaya bakar mısınız? Bir anda hem rüzgar hem yağmur bastırdı. Bir anda yani böyle hava buz kesti diyebilirim. Kış resmen geri geldi. Yani ben balkonu yıkarken biraz rüzgar vardı ama yine de güneş falan da vardı arkadaşlar. İyiydi yani sıcaklık. Böyle bakar mısınız? Bir anda başladı. Çok soğuk ya. Zannedersin sonbahar ayına giriyoruz. Arkadaşlar dışarıda o kadar soğuk bir hava var ki bugün kahvemi de içmedim. Onun yerine ben bugün çay içtim arkadaşlar. Şimdi dedim bir kahve yapayım kendime. Günün kahvesini de içmiş olayım. Sizinle beraber de paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni biliyorsunuz yağmurlu havalarda en çok kahveyi seviyorum. Bazı arkadaşlarımız çay demiş. Ama bana göre her ne olursa olsun yağmurlu havada, soğuk havada en güzel kahve gidiyor arkadaşlar. Tabii herkesin tercihi değişebilir. Öyle ben şimdi kahvemi yapayım arkadaşlar. Sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar sonunda ne yemek yapacağıma karar verdim. Şöyle etli nohut yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Biraz da fazla yapmışım sanırım. Yarına da kalır. Öyle yanında da pirinç pilavı, salata. Bugünün menüsünü bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Size de fikir olsun. Sizler menülerinizde neler yaptınız? Bana yorumlar kısmını yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar artık bir günün daha sonuna geldik. Şöyle günü de lifimle kapatmak istiyorum. Görüldüğü üzere lifimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle de kenarlarına böyle 2 litre abzanlı model yapmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar. Lifi bitirdim arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. Son olarak arkadaşlar videomuzu da artık burada noktalayalım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzda destek amaçlı beğenirseniz ve bildirim zilini tüm olarak işaretlerseniz çok seviniriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.